Temel eğitimden orta öğretime geçişte, orta öğretimden yüksek öğrenime geçişte e, sınav uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bunun temel sebebi şudur, eğer bir eleme söz konusuysa en adil ölçü sınavdır. Bu anlamda da e, temel eğitimden orta öğretime geçerken sınavla öğrenci alan okullara arkadaşlarımız yerleşebilmek için sınava girerler ve buradaki sıralamaya bağlı olarak da bir kısmı yerleşir, diğer çocuklarımız da e, adrese dayalı sistemle yerleşirler. Ama e, orta öğretimden yüksek öğretime geçişte tamamen sınav esası üzerine işleyen bir sistemimiz var. Şimdi burada e, e, fakültelerde yani dört yıllık bir fakülteye yerleşebilmek için Öğrencilerimizin 180 barajını aşması ve e, iki yıllık ön lisans veya bir meslek yüksek okulu eğitimi alabilmek için çocuklarımızın da 150 puan barajı vardı. Önce bu barajı aşacaksınız, sonra sıralamaya girecek ve o sıralama çerçevesinde de yerleşmeniz eğer kontenjan çerçevesinde puanınız yeterli oluyorsa yerleşeceksiniz şunu e, gözlemliyorduk. Tabii ki sınavlar uzun bir hazırlık dönemini de içerdiğinden dolayı yoğun bir stres üretiyor. Ülkemizde uzun zamanlardan beri sınav stres, stresinin hafifletilmesi ve çocuklarımızın sınavlara çok rahat bir şekilde girebilmesi e, son derece önemliydi. Şimdi bu yıl yeni bir uygulama yapıldı. Bizce doğru da bir uygulama yapıldı. O da hem ön lisansta hem de 4 yıldır fakültelere yerleşmede baraj ortadan kaldırıldı. Ama bir takım spekülasyonlar görüyoruz. Deniyor ki işte çok düşük puanlarla çocuklar buralara yerleşecekler. Böylece yüksek öğretim sistemimiz başarı çıtasını kaybedecek sistemimizin ve çocuklarımızın daha e, başarısız yetişeceğiyle ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Bunların hiçbirisi bilimsel bir temele dayanmıyor ve söylenen sözler de doğru değil zaten. Bunlar büyük oranda her ne düzenleme olursa olsun kategorik olarak bunları e, eleştiren ve e, olumsuz olarak değerlendiren e, belli bir e, sabit fikirlilikle e, birlikte beslenmiş olan ifadeler. Doğrusu şu. Barajın kalkması öğrencilerimiz için stresli bir alanın ortadan kalkması anlamına gelir. Çünkü bu bir sportif müsabakada da nasıl ön elemeler bir eleme niteliği taşıdığından dolayı adeta bir yarış gibi geçerse burada da böyle. Bunun içinde eee baraj elemesinden öğrencilerimiz kurtulmuş oluyor. Ama Yerleşmeye gelince üniversitelerimizin kapasitesi çerçevesinde ihtiyacı olan alanlardaki öğrenci kontenjanlarına göre yerleşiyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz o sıralamaya girebilirse yerleşmiş olacak. Aksi halde yerleşmesi mümkün olmaz. Yine bir başka önemli tarafı da belli meslek gruplarına kaynaklık eden fakültelere yerleşmek için. Yine iç kontenjan düzenlemeleri var ve o düzenlemeler devam ediyor şu anda. Mesela o bölümlere yerleşmek için e, o barajların da aşılması gerekiyor. Yine bir başka boyutu da öğrencilerimizin soru sayısının e, sabitlenmesi, sabit kalması ama sürenin uzatılmasıyla ilgili de e, bu kadar süre uzatımına gerek var mıydı? İşte. E, hızlı soru çözmek de bir meseleydi diye değerlendirenler var. Biz buna da katılmıyoruz. Nihayetinde çocuklarımız bir hazırlık dönemi geçiriyor. Bazen e, tecrübesizliğinden de olabilir. Bazı sorulara takılıyor, süreyi eritiyor ve, ve bir takım sorulara neredeyse hiç bakamadan soruları değerlendirme fırsatını bulamadan e, ve e, sınavda bitmiş oluyor. Bu noktada süre uzatımından dolayı işte şu sorular. İşte matematik soruları zordu veya işte edebiyat soruları, Türkçe soruları uzundu gibi değerlendirmelerden çocuklar kurtuluyor. Niye? Bir yarım saat uzatması bize göre sınavda soru çözebilme için süreye dayalı endişeleri de ortadan kaldırıyor. Bu iki düzenlemede hem barajın kaldırılması hem de sürenin artırılması son derece yerinde olmuştur. Ayrıca e, özel ok, üniversitelere bir avantaj sağlanacağı ve çok başarısız öğrencilerin buraya yerleşeceği ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bu iki temelden yanlış. Bir tanesi e, özel okullar tam tersi yüksek puanlı öğrenciler çekebilmek için burs şartları getiriyor, imkanları sunuyor e, ve başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Zaten şu ana kadar baktığımızda... E, yerleşemeyen öğrenci sayısı itibariyle değerlendirdiğimiz zaman özel okulla özel üniversitelerin bir problemi olmadığını görüyoruz. Çok sınırlı e, branşlarla alakalı olarak e, boşluklar olabiliyor ki bu devlet üniversitelerinde daha da yüksektir. E, burada da bir planlama yapılması gerektiğini gösteriyor. Ama bunun dışında, işte biz sanki e, özel üniversitelerden diploma dağıtılıyormuş gibi bir yaklaşım içine giriliyor. Bunlar doğru değil. E, ve hatta belirttiğim gibi özel üniversitelerimizin, hele hele bazı üniversitelerimizin e, Türkiye'nin uluslararası standartının gelişmesine de ciddi katkılar sunduğunu biz biliyoruz. Ha Öbür taraftan şunu söyleyebiliriz. E, bir miktar öğrencinin daha yüksek öğretim görmesine imkan sağlar mı bu düzenleme? Elbette sağlar. Bu da olumlu bir şey. Bir miktar daha çocuğumuzun yerleşebileceği bir e, düzenin olması, kontenjanın boş kalmaması son derece kıymetlidir. Mesela geçen yıl her iki puan türünde de 10 puanlık indirim yapınca bir miktar daha öğrencimizin yerleşmesi söz konusu oldu. Çocuklarımız okuyabiliyorsa okusunlar. E, talep var çünkü gelen öğrenci, sınava giren öğrenci sayısına baktığımız zaman yerleşen öğrenci sayısı 3'te bir, hatta 4'te bir civarında öğrenci anca yerleşebiliyor. Şimdi baktığımızda e, çocuklarımıza bir okuma talebi var ve bu çocuklarımızın okuyabilmesi adına da ülkemizin her şehrinde üniversitelerimiz açıldı. E, bu üniversitelerimize öğrencilerimizin okuyabilmesine imkan verilmesi çocuklarımızın stresten arındırılması, soruyu çözebilecek çözebilmeler için yeterli sürenin konması son derece kıymetli. Bize göre de doğru bir düzenleme olmuştur. İnşallah bunun faydalarını da görürüz.